Günaydın. Günaydın. Boş vere boş vere ne hale. Hale geldik. Çok evet. Boş verir misin? 50 yaşından sonra evet. Evet, hep bunu söyler. Ama hep öncesinde bunu... boş vermiyordum. Boş vermiyordun. Takıyordum, takılıyordum, üzülüyordum. Ay öyle mi böyle mi falan diyordum. Şimdi sana yemin ediyorum ki, seyircilerin önünde de yemin ediyorum. Evet. Dürüstüm onlara karşı zaten. Sağlık. Evet. Ölüm, Allah korusun, evlerden uzak, sağlık, ölüm. O iki şey dışında, bak tüm kalbimle söylüyorum, her şeyi boş veriyorum. O da çok güzel bir kafa. Evet, güzel. Ama hani şöyle, her duyduğun şey eyvallah. O değil, geçme. Senin dediğin. Önce bir şöyle bir oluyorsun. Sonra diyorsun ki, hastalık var, ölüm var, daha ciddi şeyler var. Biz tabii ki ne yapıyoruz ama tüm bu muhabbetin ardına hayatın tatlı ve neşeli taraflarıyla evet. ilgileniyoruz. Çünkü magazin böyle bir şey. Güzel, güzel özetledi. O yüzden şimdi 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda hele şu anda kahvenizi, çayınızı içerken kafanıza taktığınız şeyler varsa ki lüzumsuz olanlar Allah için gidin, ne yapsınlar? Aşkına. Takmasınlar. Hele 20'li ve 30'lu yaşlar takma yaşlarıdır evet Yelda'cığım. Ya, nasıl takarız? Şimdi sen o çocukları, o gençleri istediğin kadar de ki takma yavrum, geç git falan. O yaş o yaş değil. Değil, değil. Ama şu kafa o yaşa, o yaşta olsa, yani şöyle bir dönüşüm olsa. Keşke öyle olsa. Keşke olsa. Evet. O zaman aramızda kalmasından günaydın. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Sevgili izleyiciler, hızlı bir magazin turuyla başlıyoruz. Haberlerimiz de birikti. Tüm perde arkasını sizlere aktaracağız. Bu arada konuğumuz da şıkır şıkır geldi. Önce ilk habere gidelim. Konuğumuz da yerine otursun. İlk haber, doğum günü için Mısır'a gitmek istedi. Ve sevgilisinin özel uçağıyla Mısır'a gittiler. Sevgili ona inanılmaz sürprizler yaptı. Sürpriz üstüne sürpriz. Acaba o tatilde evlilik teklifi oldu mu? İzleyelim. Canım, doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Gazeteciler olarak doğum gününüzü kutlamaya geldik buraya kadar. Çok iyi. Teşekkür ederim. Ne yapacağım? En son kutlama bizden olsun. Nice yaşlarınız olsun. Nice mutlu seneler benim insanım. Nasılsınız efendim? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ali Hanım. Çok soğuk, isterseniz arabaya doğru yürüyelim, hem yürürken evet. de sohbet edelim. Doğuk'ta da bekletmeyelim sizi. Nasıl geçti tatil, 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 Mısır tatili? Biraz sıcaklar var, soğuğa geldiniz sanırım. Tamam, tamam. Çok sıcaklıydı, güzeldi. Sosyal medyada da doğum günü kutlamaları çok konuşuldu biliyorsunuz. Özellikle Nazlı Hanım'la olan. İyi anlaşmanız çok korktu, seviliyordu. Neler söylemek istersiniz? Valla çok düşüncelisiniz. Buraya kadar gelmişsiniz. Hakan Bey, bir dahaki doğum gününüzde sizi de burada karşılamak isterim. Bir bahsediyorum size. Valla teşekkürler. Çok düşüncelisiniz. Aman abi. Ama arkada dikkat çok sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Çok naziksiniz. Bunu mu çekiyoruz arkadaş? Çok yakışan, evet. çok da konuşulan bir tip ama evet. önce konuğumuza bir hoş geldin diyelim. Sonra bu doğum gününün detaylarını konuşacağız. Hoş geldin. Hoş buldum. Tüm güzelliğinle geldin. Evet. Süslendim galiba biraz. Trend renkle geldim. Bu evet. sene bordo çok moda. Zaten ister sen giyme yani. Elin bordo. Attığın her şey bordo bu evet, sene. Evet ama çok yakın. Yani bordo renk böyle sarışınlara falan çok daha güzel gidiyor. Ben aslında çok sevmiyorum. Bordo neyim var derseniz bir tek şu an bu var. Bak 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 bak. Küpe müpe. Ama bir şey söyleyeyim mi? Küpeler bir dökülüyor biliyor evet. musun? Şöyle söyleyeyim. Küpe düşebilir de elbisede bir şey düşmesin. Aman Allah. Maazallah. Bak Allah, canlı yayındayız. Allah korusun. Peki şimdi ilk haberimiz Hande Erçel doğum evet. gününde sevgilisi Hakan Sabancı'ya Mısır'a gitmek istediğini söylemiş. Rotayı Hande Erçel seçmiş. O seçmiş. Tabii daha ki... öncekileri kim seçiyordu? Yine Hande seçiyordu. Evet ya. Ama doğum günü olduğu için... Bir özel bir durum var daha orada. Bir özel durum var. Tabii özel uçakta söz konusu olunca bugün buraya gitmek istiyorum, yarın oraya gitmek istiyorum lüksü elinin altında oluyor. Mis gibi. Şanslı kız. Takipçiler de yazdı. Acaba o romantik pozların arkasında, paylaşımların arkasında bir evlilik teklifi var mı? Evlilik teklifi tam Mısır tatilinde olmasa bile çok yakın duyduğum diyorsun. Kadarıyla böyle. Bu iş evliliğe gidiyormuş yani. Gitsin ya yakışıyorlar. Sence gider mi evliliğe?
yani gidiyor gibi görünüyor ama tabii sonrasının süreç nasıl ilerler artık hani her an her şeyi duymaya hazır hale tabii. geldik ya biz. Doğru söylüyorsun. Her şey olabilir ama çok yakışıyorlar, çok güzeller. Çok İnşallah birbirini tamamlayan, yakışan ve ne zaman kameraların önüne de olsalar yani bizim muhabirlerimiz ne zaman onların yanına gitse gerilselerdi özellikle Hakan gerilse de yüzündeki o Hande ile ilişkisindeki mutluluk yansıyor. Az önce VTR'yi izlerken mutlu Müge görünüyorlar onu... çok. Evet, çok mutlu. İkisi de mutlu görünüyor. Evet. Yani tek taraflı böyle bazen çünkü erkek geriliyor değil mi? Geriliyor. Ha. Geriliyor. Şimdi ya da Hakan... gerilmese de gerçekten ciddiye almıyorsa yanındaki kız arkadaşını, sevgilisini o bir noktadan sonra yansıyor. Bu çifte o yansımıyor. Evet, Hakan Sabancı'nın daha önceki ilişkilerinde bildiğimiz için ve evet. o genç hanımlarla görünmekten imtina ettiği için hiç unutmuyorum. Bir tanesiyle çıkışta görüntü vermemek için cipi gece kulübünün kapısına sıfır yanaştırma gibi bir şey vardır ya. Evet, hani evet. ünlülerde görünmemek için bazen sıfır yanaştırırsınız. Yani kapı burası, cip burası. Hemen içine girsin. Hemen içine girsin diye. Kendi öyle kaçmış. Çok çok ünlü sevgilisinin de görünmemesi için şemsiyeler açılmıştı. Şey. Bildiğim büyük şemsiyeler var ya yağmur hani. Bu niye mesela? Görünmek istemiyor çünkü. Mesela çünkü emin değil yaşadığı ilişkiden i̇stemiyor belki. İstemiyor görünmek. İstemiyor o görüntüyü yanına vermek istiyor. İsimlerinin anılmaması için birlikte. Emin tabii. ama. Gayet emin. Neden emin? Neden? O işin olmayacağından emin. Ha ondan emin. Ama güzel vakit geçiriyorlar ama geleceği yok. Ama burada durum öyle değil mesela. Burada Hakan Sabancı Hande ile bütün marka toplantılarında her yerde ya da tatile gittiklerinde havaalanında hep o yan yana tatlı tatlı görüntüyü veriyorlar. Arada istemeseler de hani iki tarafta istemese de yine de o samimiyet geçiyor. O zaman düğün yakın diyorsun sen. Yani 3 ay 5 ay tabii onu bilmiyorum ama böyle bir karar alınmış yok, sana kendi aralarında. Evet bir şey gitmiş bir yerden bir şey. Bir yerden bir şey geldi ama evet. kendi aralarında çok böyle bir kararları var. Sizin bu laf... Yani detayları size bildirenleri çok merak ediyorum. Detayları evet. doğru detay bildiriciler canımızdır. Evet. Diğerleri böyle bazen kendi haberleri çıksın diye yalan dolan da uçuruyorlar. Öyle mi? Önemli olan onun ayrımını yapmak işte. Ama burada bir evliliğe giden bir şey var. Bu arada da Hande, Esra siz ünlüler uçakta hep böyle makyajlı mı durursunuz? Böyle gayet bakımlı, cici, hoş mu durursunuz? Şeyden çıkar gibi, setten çıkar gibi uçaktan inmiş. Tahmin etti belki de çekileceğini. Yok ya sürekli hava suslu gidiyoruz. Evet evet ben hiç bilmiyorum öyle saçma sapan bir şekilde uçağa bindiğimi bilmiyorum. Ha. Çünkü insanlar çok garip bir şekilde yadırgıyor. Hmm. Yani hep şey bekliyor. Bence takma. Ne küpeymiş bu Allah stresini kahretmesin. Soktu. İnatçı çıktı. Evet inatçı çıktı. Kaldı. Şey... hani seni öyle görmek istiyor. Ha. Görmediğin zaman mesela şu çok çirkin bir şey. Hasta mısın bugün? Evet, o ne demek biliyor musun? Seni hiç beğenmedim. evet. Tabii hasta mısın o? Falan. Bir şey yani. Canım bir şey. Hiç evet. onu ne duyacağım? Kalkarım sabahın köründe yaparım makyajımı çıkarım. Ismi. Ay uçağı da öyle. Ya da sosyeteden ünlü bir hanımefendi vardı. çıkışta biliyor ki herkes ona boşanma sebebini soracak. Uçakta başka birileri bize bildirmişti. Oturmuş konuşurken de şöyle söylemiş. Ay şimdi çıkışta herkes bana diyecek ki evet. çok mu moralsizsin? Kocan sana onu mu yaptı? İşte hasta mısın? Dur ben en iyisi makyajımı yapayım. Bak aynı şeyi söylüyor. Ama öyle yani. Bir öyle. İndi zaten arkadaşlarımız oradaydı. Full ama makyaj. Ama ne yapsınlar? Ya bir taraftan da şöyle öyle düşünüyorum. Çünkü zaten içinde bulundukları stresli bir durum var. Tabii. Bir taraftan da gündeme geldiklerinde asla gözaltı torbası gözler çökmüş. O çünkü yüze yapılan bazı işlemlerde bazen makyajsızken çok şey durabiliyor. Yani nasıl diyeyim kamerada sevimsiz bir görüntü verebiliyor evet. bazı durumlarda. Sana. Bunların hepsini düşünmeli tabii, gerekiyor. Tabii artist olmak da zor kardeşim. Evet, evet, evet. Eleştiri almamak adına kendini sürekli yaptırmaktan hani daha güzel hmm. görünelim falan diye maymuna dönüyor herkes. Evet, 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 sebebi var yani. Şey bence sağlık da gidiyor elden. Yani sadece ya maymun dediğin çok sevimli. Ben bak doyamıyorum yani. Ama maymuna dönmüş sırada bakmak istemiyorum. Evet, evet çok acayip oldu. Evet. Ama burada sınır aşımı... çevreden gelen baskılar bir de ünlü isimlerin tabii ki hep iyi görünme arzusu. Ya yazıyorlar yani görüyoruz ağır eleştiriyorlar ağır çok ağır eleştiriyorlar. Evet, evet. En çok seyircilerin ya da takipçilerin en ağır eleştirdiği şey hep dikkat ediyorum yıllardan beri de haberini yapıyoruz.
bir ünlünün ya da ekrana çıkan birinin. Evet. Ya makyajsız ya da solgun görünmesinden ziyade yapılan estetiğin abartılı olması. En çok takılan noktalarda yanaklardaki dolguyla dudak dolgusu. Çünkü o çok yansıyor. Çünkü çok. Hele kamera karşısına geçtiğiniz zaman o CC'ler yani yanağa bocalanan CC dolgular kamera karşısında daha da büyük bir surat, kaybolanı daha da şişiyor. Kaybolanı yerine koymak lazım abartmadan. Ama işte o bir gelecek o konuklarımızda, evet. Gelecek evet. Konularımız evet. Pardon.